Tatatatam. Birinci ayımız kutlu olsun. Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Beğendim aşkım. De bu kim? Hani yani benden çok daha yakışıklı birisi, orası kesin de. Sen ondan daha yakışıklısın tabii de. İşte ne yapayım? Elimden gelen bu yani. Beceremedim. Bak, benim resim kabiliyetim yok. Senin gibi. Kenan ya. Tamam, tamam. Yani eğer olsaydı ömrümü senin güzelliğini çizmeye adardım. Bu gerçekten çok zor bir iş. Yani bunu çizebilecek, becerebilecek bir ressam var mı bu dünyada onu da bilmiyorum ama en azından denerdim. Sen nereden çıktın ya? Hayatımı, aklımı, yüreğimi aldın avuçların içinde bir ayda. Çok seviyorum seni. Her şeyden çok seviyorum. Ama kuru kuruya da sevda karın doyurmuyor aşkım. Yani bir iki lokma atsaydık ağzımıza. Hiç romantik değilsin. Açım. Aç. Gel bak, bir iki lokma bir şey atayım ağzıma. Ondan sonra nasıl romantik bir adam olacağım. Buyurun. Teşekkür ederim Kenan Bey. Rica ederim. Beraber üfleyelim ama. Bir dilek tut. Üç deyince. Bir, iki, üç. Sen bizimkilerle yemek yemedin mi? Vallahi Selma abla döktürüyordu yine. Her şey mükemmel görünüyordu evet ama pek yemek yemeye fırsat bulamadım açıkçası. Kenan, sevgilim, sen tanışma iyi geçti diyorsun ama yüzün pek öyle söylemiyor. Ne oldu? Abimler ters davrandı değil mi? Açıkçası yaşadığım en iyi tanışma yemeği değildi. Ama en kötüsü de sayılmaz. Bak doğruyu söyle bak. Ben üzülmeyeyim diye böyle yapma. Kötü geçtiyse kötü geçti de. Kötü geçmedi. Merak etme. Yani yalnızca iş yemeğinin verdiği bir gerginlik vardı. O da dağıldı gitti. Gayet güzeldi her şey. Merak etme. Kenan. Aslında iş meselelerine karışmak istemiyorum. Ama merak ediyorum. Niye en başında bizimkilerle konuşup öyle ortak olmadın? Niye gizledin son ana kadar? Ticari strateji. Yani abin çok zeki ve işi iyi bilen bir adam. Yani annenin de tecrübesi olağanüstü. Ben bu şekilde otursaydım masaya karşılarına küçük balık olacaktım. O zaman da bütün şartları onlar belirleyecekti. Şimdi şartlar eşit. Böylesi çok daha kârlı. Anladım. Ama korkuyorum. Bizimkilerin ne tepki vereceğini tahmin edemiyorum. Çok şaşıracaklar. Hatta biraz bozulabilirlerdi. Ama hiç merak etme. Zamanla alışacaklardır. En doğru zamanda çıkmamız gerekiyor karşılarına. Yani strateji gereği. Bak. Ben reddedilmekten hoşlanmıyorum. O yüzden de tekliflerimi karşı tarafa en reddedemeyeceği zamanda yaparım. Bilmez miyim? Bu arada bak, bunların hepsi mükemmel. Bayıldım. Afiyet olsun. Sağ ol. O zaman bu pastanenin telefon numarasını bana ver de arada bir ben de sipariş vereyim. Sen nereden anladın benim yapmadığımı? Yani evde hiç pasta çörek kokusu yok ki. Ayrıca da mutfak tertemiz. Bak bak bak, nelere de dikkat edermiş. İyi, ben de gözümü dört açarım bundan sonra. Ya da yemek yapmayı öğrenirim, ne var? Çok mu zor? Yok, hiç zor değil. Hatta harika bir fikir. Yapacaksan da
Peynirli böreğe bayılırım. Ama evde yapılanından. O iş bende. Sen de. Böyle bir şey olması imkansız Vural Bey. Eli kolu bağlı bir şekilde balıkçının denize atıldığını gözlerimle gördüm. Ben de gözlerimle gördüm. Adam bütün gece kanlı canlı karşımda oturdu. Çok özür dilerim efendim. Ben gerçekten çok şaşkınım. Arzu ederseniz yarım bıraktım. Tamam kes. Hep aynı terane. Ama kredin tükenmek üzere. Son bir şans vereceğim sana. Emredin efendim. Bu herif 3 ayda büyük bir servet edinmiş. Belli ki arkasında biri var. Onu bulacaksın bana. Derhal. Gencer. Eğer bunu da beceremezsen... git kendini denize at. Azıcık aklın varsa balıkçı gibi sudan çıkıp karşıma gelmezsin. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki, hepsini sen hazırladın. Asıl ben teşekkür ederim. Hazırlarım tabii. Seni çok seviyorum biliyorsun. Biliyorum. Tablo içinde takıldığıma bakma sen. Çok beğendim aslında. Ellerine sağlık. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Dikkatli kullan, tamam? Eve varınca da mesaj at bana. Hoş geldin. İyi akşamlar. Aslanım. Allah muhabbetinizi arttırsın. Biraz konuşalım mı? Konuşak. Ben de onun için geldim zaten. Ama burada değil. Biraz daraldım. Başka yere gidelim. Olur aslanım. Ben ceketimi alıp geliyorum. Kapıyı çalmadan içeri girme dedim. Bugün gelen davetsiz misafirden sonra benim kapıyı çalmadan içeri girmem fazla görme bence. Bir şey soracağım sana Azal. Sen yıllarca bu adama nasıl aşık olabildin? Ne demek istiyorsun sen? 5 paralık onuru bile yokmuş. Kenan bu dünyadaki en onurlu adamdır benim gözümde. Birazcık onuru olsaydı seni benimle el ele görmeye bile tahammül edemezdi. Ben onun yerinde olsaydım seni başkasıyla görmeye bir saniye bile dayanamazdım. Ne yapardın? Bu gece kardeşine yaptığını mı? Bilmem. Söz konusu sen olunca yapacaklarımın sınırını kestiremiyorum. Vural, buraya neden geldiğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Kırılan onurunu tamir etmek. Yaptıklarımızın bedelini ödetmek istiyor. Derdi ortaklık falan değil yani. Benimle ödeşmek, öyle mi? Yazıklar olsun o zaman ona. O kadar parayı nereden buldu acaba? Gözünü nasıl bir hırs bürüdüyse artık. Belki de çalmıştır. Kendisine ait olmayan hiçbir şeye elini sürmez Kenan. Kendine karıştırma onu. O balıkçının nasıl bir adam olduğunu göstereceğim sana. Konu şirket meselesi değil çünkü. Balıkçı çok yanlış sulara girdi. Konu sen olursan değil Kenan, bütün dünya karşıma çıksın fark etmez. Herkesi ezer geçerim. İyi geceler kardeşim. Yakacaksın kendini Kenan. Yakacaksın kendini. Sana bir şey olursa ben ölürüm.
bak Canan Hanım ortaklığı bozmaya kalktı ha. Ya Vural. Bütün gece gözlerini üstümden ayırmadı. Geberdi deliye döndü kıskançlığından öfkesinden de belli etmedi. Soğukkanlıdı Deyus. Ama bunlar iyi günleri. Peki. Ya Hazan? Seni görünce ne yaptın? Nasıldı tavrı? Beklemiyordu tabii. Çok bozuldu, canı yandı. Canı mı yandı? Canı mı sıkıldı? İkisi çok farklı şeyler delikanlı. Bilmiyorum ki abi. Gözlerine baktığımda eski Hazal'ı gördüm sanki. Beni gördüğümde gözleri parlardı. Yani olanı biteni bilmesem beni gördüğüne sevindi diyeceğim ama... Zor iş. Vurgun yediğin denize inadına kulaçlamak gibi bir şey. Acıya dayanamazsan kıyıya varamazsın. Sen dayanabilecek misin aslan? Dayanacağım. İyi o vakit. Yalnız aklım ırmağa takılıyor. Neyine takılıyor? Yani ne bileyim abi. O kızın bir günah bir suçu yok ki. Onun böyle duygularıyla oynamaya, boyunla alet etmeye vicdanım el vermiyor. Bak aslanım. Zalimler tahtlarını mazlumların sırtına kurarlar. Mazlumları çiğnemeden zalimleri alaşağı etmeye elin ermez. Irmak bizim en önemli kozumuz. Bir elinle onun gönlünü tutacaksın avucunda. Bir elinle de buranın gırtlağına basacaksın. Başka yolu yok. Biliyorum. Biliyorum abi ama... Oğlum aması maması yok. Biz her şeyi buna göre planladık ya. Boşuna mı gönderdik seni o partiye? Kızın arabasını bozduk. Sırf siz tanışın diye. İki aydır bu kızı tavlamak için çalışıyorsun sen ya. Tamam. Ya ben de memnun değilim. Kızcağızı böyle bir oyuna alet etmeye ama... yapacak bir şey yok. Vural itini iyi bilirim ben. Sıkıştığı yerde üstümüze atlamaya kalkacak. İşte tam o zaman da ırmakla vuracağız onu. Etrafını kuşatacağız. Böyle olunca da hata yapacak Demiroğlu. Hata yapınca da avucumuza düşecek. Ondan sonrası zaten seyirlik. Kedi fare oyunu. Ya ben ne diyeyim sana kadın ha? Ya bari kahvaltı masasında yapma şunu ya. Leş gibi kokuyor ha. Ya İstanbul'a kalkıp geldik. Hala midye peşindesin sen. Ya bırak şu işi artık bırak. Karışma bana Halil. Herkes kendi işine baksın tamam mı? Ben kendi işime bakıyorum da sen bırakmıyorsun. Ya mis gibi konak orada dururken sen kalktın bizi getirdin. Kümes gibi halanın evine soktun. Ne gerek vardı? Yine sabah sabah neye söyleniyorsun Halil Efendi? Yok şey Nergiz hala. Ya şu midyeleri diyorum. Ya ne gerek var? Bırak diyorum, gerek yok. Canına yazık diyorum. Ama dinlemiyoruz senin bu yiyenin. Ya bu saatten sonra midye satmamıza yakışıyor mu? Yakışmayacak nesi varmış? Alnının teriyle kazanıyor parasını. Ama tabii senin aklın almaz. Beleş ciyardakçı olduğun için.
Halacığım, sen bana birkaç tane daha peçete getirsen, onlar az gibi geldi bana. Tamam kızım, getir. Sağ olasın. Sen gurur yapıp Demiroğlu konağına gelmiyorsun. Bende gurur yok mu Melek, ha? İki aydır burnumda getirdi. Değmediği laf kalmadı, baksana. Benleşeyim işte, yardakçıyım işte. Yeter ya, yeter. Bak Melek, inat etme. Gurur yapma. Gel şu konağa yerleşelim, bak. Her şey daha iyi olacak. Halil, kapat şu konuyu. O konakta yatacağıma teneşirde yatarım daha iyi, anladın mı beni? Hadi kendini düşünmüyorsun. Beni de düşünmüyorsun. Ya Hazal? Kızın ne durumda olduğunu biliyor musun? Ha? İki aydır kızın hiç halini hatırını sordu mu sen? Ha? Ne yaptığını biliyor musun? Kız senin gönlünü almak için can atıyor. Sen bana adresi bile verdirtmiyorsun ya. Her gün seni soruyor. Annem nasıl? Ne yapıyor? Ya artık ben de ne diyeceğimi şaşırdım ya. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim ben? Halil, bu konuyu kapat artık, tamam mı? Yarama da basma, damarama da basma. Kapat. İyi, tamam ya. Tamam, kapatın ben. Kapatın ben. Bezdim ya, yeminle bezdim ben. Bu ne ya? Şu işe bak ya. Hazal Hanım, günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır, haber vereyim dedim. Sağ ol. Erken uyanıyorsunuz. Naz Hanım da hep erken uyanırdı. Naz Hanım mı? Kim bu Naz? Naz Hanım mı? Ha, şey, kusura bakmayın, benim servise gitmem lazım. Sibel. Allah işini rast getirsin kızım. Sağ ol ana. Ay, bunlar da küt gibi oluyor iyice. Aa, Ebru kız. Melek anne. Nereden çıktın sen? Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel kızım benim. Nergis, sana bak. Ebru. Hoş geldin kızım. Öpsene halamın elini. Garo garo. El kadar çocuktu tabii son gördüğümde. Küçücüktün, sen beni hatırlamazsın. Karnın aç mı? Gel kahvaltı edelim. Yok yok, ben yolda atıştırmıştım bir şeyler. Ben aslında biraz yorgunum da, uzansam. Ha, nerede yatıralım Ebru'ya? Küçük odayı hemen hazırlarım ona ben. Sana zahmet ala. Gel kızım. Niye haber vermedin geleceğini? Aniden oldu. İşten ayrıldım. Apar topar geldim işte. İşten mi ayrıldın? Dayanamadım. Terfi ettireceğiz diye bıraktılar. Hala kirli çarşaf temizlettiriyorlar. İyi yapmışsın. Gönlüm razı olmamıştı zaten senin orada yalnız kalmana. Hele onların yanında çalışmanı hiç istememiştim ama... Baban işte. Neyse. İyi oldu. Hoş geldin. Var mı memleketten bir haber? Aynı her şey. Bıraktığın gibi. Kenan'dan bir haber var mı? Yok. Aradım defalarca ama telefonu servis dışıydı. Biliyorum. Ben de aradım, onu aradım, Ahmet'i aradım ama ulaşamadım. Sanki yer yarıldığı içine girdiler. Ne bir nefes, ne bir ses. Hiçbir şey yok. Hazal'ın yaptıklarından sonra canına kıymamıştır diye dua ediyorum. Öyle deme kızım. Öyle deme, ağzından yelansın. Neyse Melek anne. Bu konuyu hiç açmayalım. Çünkü ben gerçekten çok doluyum. Tamam kızım. Yerin hazır kızım. Sağ olun.
Ben geçeyim, biraz dinleneyim. Geç kızım, geç, dinlen. Eline sağlık. Afiyet olsun. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Çok şıksınız Vural Bey. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yeni ortakla geceniz? İyi geçti vallahi. Günaydın. Günaydın. Hatta harikulade diyebilirim. Şimdi birazdan şirkete geçiyorum. Yeni ortakla detayları konuşacağız. Süper. Sevdiniz, anlaştınız yani. Bırak şimdi ortağı da. Dün gece neredeydin sen yine? Sergiden arkadaşlarla birlikteydik, takıldık biraz. Sabaha kadar. Kim bu arkadaşlar Irmak? Çok fazla takılıyorsunuz bu ara. Arkadaş işte, kim olduğunun ne önemi var? Bundan sonra geç kalacak olursan haber ver, korumalar alıp gelsin seni. Anne ne koruması ya? Abi bir şey söyle ne olur. Vallahi beni hiç karıştırmayın, kendi aranızda çözün. Benim ilgilenmem gereken daha önemli işler var. Herkese günaydın. 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 Avukatlar sözleşmeyi feshetmenin yolunu arıyor. Üzerine gelecekler biliyorsun. Biliyorum anne. Nasıl? Yeni odanı beğendin mi? Aziz Bey mümkün olduğunca sade olsun. Şatafatı sevmez dedi. O yüzden bizzat ben ilgilendim. Kendi odamdan daha özenli davrandım seninkine. Çok umurumda olduğunu söyleyemeyeceğim. Neyse. En azından eski şirket binası kadar kasvetli değil. Genel müdürlük konusunda bir pürüz çıkmaz herhalde. Senden yana bir sıkıntı çıkmazsa bizden de çıkmaz. Dün akşam ısrarla sakladım benden. Ama merak ettiğim için soruyorum. Benim bu ortaklıktaki amacım belli. Peki sen neyin peşindesin Kenan? Adaletin. Kahvaltıdan sonra dışarı çıkacağım. Hem gezeriz hem de biraz alışveriş yaparız. Bak geçen gün ektin. Bu sefer itiraz istemiyorum. Peki tamam. Beni davet etmek yok mu Irmak'cığım? Tabii. Sen de gelmek istersen. Yok. Benim zaten işlerim var. Siz gidin. Bir şey soracağım. Kim bu Naz? Nereden çıktı ki? Niye sordun şimdi sen bunu? Herkesin dilinde çünkü. Geçenlerde Nevra bana Naz diye seslenmişti. Şimdi de Sibel. Ne dedi ki? Naz Hanım da sizin gibi erken kalkardı dedi. Burada böyle çanır çalacağına bir kez olsun tenezzül edip de keşke kocanı uğurlasan Hazal'cığım. Sizi ne ilgilendiriyor bu durum? Oğlumla ilgili her şey beni ilgilendiriyor canım. Bu duruma alış bence. O kadar alakadarsanız her gün kendiniz uğurlarsınız. Gerçi yapmadığınız şey değil. Afiyet olsun. Ben de doydum. Afiyet olsun. Görüşürüz. Nereden çıktı bu Naz meselesi yine? Çalışanların birinden duymuş. Kimden? Kimden dedim Irmak? Söylemedi anne, bilmiyorum. Tamam, öyle olsun. Ben nasılsa öğrenirim. Burada mıydı? Aferin sana. İyi iş çıkardın. Ya Canan Hanım'ın kulağına giderse? Sen merak etme. Bir yıllık kazancından daha fazlasını alacaksın. Eğer annem öğrenirse de konakta kalman için elimden geleni yapacağım. Bana güven. Sağ olun Defne Hanım.
Eğer yapabileceğim başka bir şey olursa söylemeniz yeterli. İleride mutlaka olacak. Toplantı saati geldi. Gidelim mi? Haydi geçelim. Bizi yalnız bırak Sinan. Ama toplantı? Sinan, çık dışarı. Senle dün rahat rahat konuşamadık. Niye? Rahatınızı bozan bir şey mi oldu? Ben pek fark edemedim. Normal fark edememen. Rahatımı bozan şey gözle görülemeyecek kadar küçüktü çünkü. Ha, etkisi o kadar da küçük olmamış anlaşılan. Benle oynama balıkçı. İkimiz de ne istediğini çok iyi biliyoruz. Boşuna yoruluyorsun. Ben sahip olduklarından senin kadar kolay vazgeçebilen biri değilim. Ben vazgeçmedim. Sadece sahip olduğum şey kolay satıldı, o kadar. Belki de hiç hak etmediğin için hiç sahip olamamışsındır. Neyse, hadi toplantıya geçelim. Malum hepimiz için önemli bir toplantı. Bu arada sen o denizden çıktın ya, yakında oraya dönmek için dua edeceksin. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni şirketimizin genel müdürlük mevkii için açık oylama yapacağız. Ve görünen o ki tek aday benim. Ama yine de usul gereği tüm hissedarlara soruyorum. Genel müdürlük adaylığıma itirazı olan birisi var mı? Yok tabii ki. Yeni ortağımız Kenan Bey'in düşünceleri bizim için elbette önemli. Ama keşke kendisi de biraz bizi önemseseydi. Mesela bunca yıl ailesi olarak Sinan Bey'i niye bu mevkiye layık görmediğimizi bize sorma nezaketini gösterebilirdi. Ticarette icazet esastır tabii Vural Bey, doğru. Ama liyakat ve adalet çok daha önemlidir. Bence Sinan Bey bu mevkiye kesinlikle layık. Teşekkür ederim Kenan Bey. O halde oylamaya sunuyorum. Kabul edenler. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta icra toplantısı için tekrar bir araya geleceğiz. Toplantı bitmiştir. Bir saniye. Ek gündem maddemiz var. Fazla vaktinizi almayacağım. Nedir bu ek gündem maddesi? Sermaye artırımı. Sermaye artırımı? Hı-hı. Niye şaşırdınız? Şirketler birleşti. İş hacmimiz genişledi. Bu gibi durumlarda kredibiliteyi artırıp riski azaltmak için en sık başvurulan yöntemlerdendir bu. Bilmiyor olamazsınız herhalde. Biz bu konuyu kendi aramızda bir değerlendirelim. Tamam. Aklınıza takılan en ufak bir soru olursa benimle konuşabilirsiniz Kenan Bey. Toplantı şimdi bitmiştir. Gülşen'in yeni showroom'u açılmış. Çok merak ediyorum yeni tasarımları. Birlikte gidelim mi? Gideriz. Irmak. Benim çok aklım takılmaya başladı. Herkesin ağzında bir Naz. Size soruyorum, hepiniz gizliyorsunuz. Kim bu Naz? Niye bu isim geçince herkes geriliyor? Kimsenin gerildiği yok Azal'cığım. Sana öyle geliyordur. Alo sevgilim, bitti mi toplantı? Bitti. Nasıl geçti peki? Tahmin ettiğim gibi. Monoton ve yorucuydu. Benim acilen seni görüp toparlanmam lazım. Süper olur. Ben de dışarıdayım zaten. Harika, tamam. At bana konumunu, gelip göreyim seni. Tamam sevgilim. Aha, bu arada sana bir sürprizim var. Gelince çok şaşıracaksın. Açıkçası geldiğimde senden başka hiçbir şeyle ilgileneceğimi zannetmiyorum.
Seni seviyorum. Ben de. Saat kime hediye edeceğin belli oldu. Kalbinin sesi buradan duyuluyor. Sahi mi? Vallahi olabilir. Aslında ben ilk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Şimdi geliyor. Seni de tanıştıracağım. Ama evdekilere bir şey söyleme, olur mu? Doğru zamanı bekliyoruz. Söylemem, merak etme. Ne zaman tanıştınız peki? Dün bir ay oldu. Hani üniversiteden bir arkadaşımın doğum gününe gitmiştim ya, Şile'ye. Ya hatta seni de çağırmıştım, hatırlasana. Ha, hatırladım. İşte o gece tanıştık. Doğum günü partisinde. Pek sayılmaz. O gece partiden geç çıktım. Yolda ilerlerken birden arabam bozuldu. Böyle ıssız bir sokakta karanlığın içinde kala kaldım öyle. Çalış artık ya. Bu ikisi gitti. Ne yapacağım ben ya? Allah kahretsin. Geceler. Aracınız bozuldu galiba. Evet, maalesef. Geçmiş olsun. Kötü bir yerde kalmışsınız hakikaten. Müsaade var mı? Bakabilir miyim araca? Maalesef. Çalışmaz bu araç. Ama arzu ederseniz gideceğiniz yere kadar bırakabilirim. Gerek yok. Aslında ben evi arasam gelip alırlar beni de. Daha başında telefon çekmiyor. Rica etsem telefonunuzu kullanabilir miyim? Ha, tabii, seve seve. Buyurun. Ama ne yazık ki aynı dağ başındayız. Benim telefonum da çekmiyor. Ne yapacağım ben? Bakın, buradan sabaha kadar kimse geçmez. Yani o kadar beklemenin manası da yok. Yani ben sizi arzu ettiğiniz yere bırakabilirim. Hem başka çareniz de yok gibi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada ben Kenan. Ben de Irmak, memnun oldum. Ben de. Siz Seren'in doğum günde değil miydiniz bu gece? Bütün gece dikkatinizi çekebilmek için uğraştım. Eğer fark ettiğinizi bilseydim, daha önce gelirdim yanınıza tanışmak için. Müzik rahatsız etmez umarım. Yok, hayır. En sevdiğim şarkı. Ya, benim de. Hatta bende bütün plakları bile var. İnanmıyorum. Bende de bütün plakları var. Ben plak koleksiyonu yapıyorum hatta. Konser kayıtları bile.
Evet, konser kayıtları bile. Kırık kadeh gibiyim bu sensiz akşamlarda. Umutsuz kederliyim geceler gölgesinde. Kırık kadeh gibiyim bu sensiz akşamlarda. Mecde umutsuz kederliyim. Sever misiniz? Yaşadıklarım yaralarım kadar kaptı. Bunca deniz, bunca tuz. Şifa olmaz mı anılara? Deniz mavi, gök mavi. Özlenen özgürlük mavi. Yüreğime kök salan bu sevda niye kara? En sevdiğim şair. Benim de. Bu kadar tesadüf bir gece için fazla değil mi sizce? Belki de tesadüf değil. Kaderdir. Bizim hikayemiz de böyle başladı işte. Hazal. Hazal. Gerçekten çok güzel bir tanışma hikayesi. Gelmiş. Nasıl görünüyorum? Ruj mu sürsem acaba? Ha? Panik yapma, çok güzel görünüyorsun bak. E nereye gidiyorsun? Tanıştıracaktım. Tanışacağım. Ben biraz hava alacağım. Siz de biraz baş başa otursunuz hem. Senin aklın başında mı oğlum? Sana da merhaba. Yönetim kurulunda sermaye artırımı teklif etmişsin. Şirketteki adamların ne kadar hızlı çalışıyormuş anne. Bu nasıl bir saçmalık? Niye böyle bir hamle yaptın oğlum? Ya balıkçının arkasında kim olduğunu merak etmiyor muyduk anne? Teklifi kabul etmezse pes etmiş demektir. Balıkçıdan kurtulacağız işte. Teklifi kabul ederse de arkasında kimin olduğunu, ne kadar güçlü olduklarını öğreneceğiz. O kadar emin olma. Düne kadar ortağımız olacağını söyleseler kahkahalarla gülerdik. Ama bugün ortağımız oldu. Bu balıkçı çok hazırlıklı. Arkasında kim varsa adımlarımızı hesaplamıştır. Bu blöf yemezler. Blöf yapmıyorum ki. Ona haddini bildiriyorum. Ama şirketi riske atıyorsun. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Önemli olan şirket meselesi değil. Umur meselesi. O balıkçı benimle aşık atamayacağını anlayacak. Hazal odasında mı? Dışarıda. Ne demek dışarıda? Irmak'ta dışarı çıktılar. Kime sordular? Birine sormaları mı gerekiyordu? Bir daha benim haberim olmadan Hazal bu evden dışarı adımını atmayacak, tamam mı? O balıkçı etraftayken bunu istemiyorum. Anladın mı? Kenan?
Buyurun. Sen beni mi takip ediyorsun? Dünya küçük Azal Hanım. Böyle tesadüflere alışmanız gerekiyor. Oyun oynama Kenan. Dün gece gelişim, Demiroğlu ile ortak oluşum. Bunların hepsi tesadüf yani. Hiçbiri tesadüf değildi. Hepsi planlanmış, kurgulanmıştı. Ben 3 aydır dün gece için hazırlanıyordum. Uzak dur benden. Unut beni. Daha kaç kere söylemem gerek? Ya bu Demiroğlu soyadının yan etkisi galiba. Hepiniz kendinizi dünyanın merkezinde zannediyorsunuz. Dün gece için hazırlanıyordum. Çünkü onlarla ortaklık çok karlı bir yatırım. Aile olarak 5 par etmezler. Ama ticari itibarları göz ardı edilemez. Sadece ticaret yani. Öyle mi? Sadece ticaret. Senin evliliğin gibi. Nerede kaldın? Seni bekliyorum. Aşkım çok özür dilerim. Şirkette imzalarla ilgili pürüz çıkmış da dönmem gerek. Abimlerle ilgili bir sorun yok değil mi? Yok yok, onlarla alakalı değil. Kusura bakma. Kızmadın değil mi? Kızdım. Ama affetmeye dünden razıyım. Tekrardan çok özür dilerim. Tamam. Haberleşiriz sonra. Hı. Azal, iyi misin? Ne oldu, neyin var? Biraz başım dönmüş sadece. İyiyim şimdi. Sevgilim nerede? İşi çıkmış, gelmeyecek. Hiç iyi görünmüyorsun. İstersen eve gidelim. Gidelim. Dinlenirsem kendime gelirim. Pardon, hesabı alabilir miyiz?